sezonu açmış herhalde artık. Bakar mısın kalabalığı? Normalde de zaten sessiz sakin bir yer değil ama vallahi her geldiğimde İstanbul'a gelmiş gibi hissediyorum ki. Çok uzun zaman oldu gelmeyeli Bodrum'a. Evet. Ay vallahi ne kadar güzel değil mi? Bayağı oldu ya. Değil mi? Bayağı oldu. Çok. Evet. Muhteşem. Çok güzel. Kızartma. Enişteciğim bu ne? Ali Nazik. Ali Nazik. Oo, Ali Nazik. Şimdi yağ başlayacağım. Ispanaklı olan değil mi? Açık tabii. Tereyağı. Şimdi üstüne kırmızı var. Of of şahane. Plaki. Evet. Barbu ya aslında. Bayılırız. Plaki yapmadım çünkü soğanı azdı. Enişten plaki yap dedim, soğanı az yap. Fava mı bu? Of. Of of of, döktürmüşsünüz şekerim. Ellerinize sağlık. Yani gelin hanım geliyor. Gelin. Vallahi şahane. Hani. Oyna. Sen İstanbul'a gelin, İstanbul'u yok ya, bırak gidemiyorum. Kapalı neler şeyde yapmışlar Güngör'cüm, neler. Güngör'ün en sevdiği mezelerden bir tanesi fava. Öyle mi? Evet. Bayılırım. Ben de çok severim. Evet. Bugün esiyor mu Güngör'cüm biraz? Biraz rüzgardan gibi. Değil mi? Sanki biraz rüzgarlı gibi. Güngör'cüm. Begonvir'e bakar mısın? Buradaki de ağaç olmuş. Bak. Bizimki de ağaç olacak. Bayağı bir gövdesi büyüdü. Ay çok güzel. Bodrum deyince begonvil. Bayağı sıcak esiyor değil mi? Lodos gibi sanki. Tamam mıyız? Hadi bakalım o zaman. Kapıyı kapatmadık. Artık yola çıkıyoruz. Bu nasıl dik yokuşlar ya? Bodrum'un bu dik yokuşlarının hastasıyız. Evet, çok yokuşlu bir yer. Ay ay ay. Manzaralarını özlemişiz Güngör'cüm ya. Evet aşkım. Çok güzel bir manzarası. Vallahi içimiz açıldı ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu. Kamp alanına gidelim. Nasıl bir yermiş görelim. Hem de bakalım ilk kez deneyeceğiz arabada kalmayı. Bakalım nasıl olacak, çok heyecanlı oldu. Evet, şimdi Güngör'cüm Gümüşlü'ye doğru gidiyoruz ve sen bir navigasyon al yine bence, ama şuradan gideceğiz diye tahmin ediyorum. Tamam. Daha önceki yıllarda da buradan gitmiştik. Dümdüz burası Turgut Reis'e gidiyor olmalı. Bakalım. Alalım. Al bakalım. Şurası galiba motorcular var. Evet, orasıymış. Arkadaki çam ağacı mandalina ağacına değiyor, yapraklarını kesiyor. Evet, buduyor. Evet. Bodrum masalı kampingdeyiz. Bu salıncak bizi taşır mı dersin Güngör? Acaba yok, bu dal taşımaz ya. Taşır mı? Çocuklara kalsın. Kamp alanına gelmişken zaten bir kamp inceleme videosu da yapacağız. Meraklıları varsa bir sonraki videoya geçebilirler. Orada kampla ilgili tüm bildiklerimizi paylaşacağız. Hacer Hanım çöpleri topluyor, ortalığı düzenliyor. Hacerciğim. Çalışma zaman. Çalışma bitmiyor kamptayken hiç. Nasıl ama insan keyifli yaptığında hiç sorun olmuyor değil mi? Yani iş gibi gelmiyor. Sabah 7'de kalkıyorum. Neredeyse akşam 3'te yatıyorum.
Ama durduramıyor ki kendimi. Wow, bravo. Evet. Mucize. Akşam beyler burada şey yapıyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı. Ben orada sandalyeleri tamir ediyordum. Vallahi bravo. Enerjine hayran kaldım. Öyle, evet. Nazar. Ay, maşallah. Değmez, değmez, değmez. Çay mı koyuyoruz şimdi? Çay hazırlıyorum aşkım. Tamam, hadi ben de o zaman masayı hazırlayayım. Tamam aşkım. Bu zamanda böyle kapları kapatmıştık. Kaç? Ooo, ne güzel esiyor. Ekim'de en son Anamur'la kapatmıştık sezonu. Şimdi Bodrum'la açtık çok şükür. Yani biraz tabii aile ziyareti oldu ama yine gelmişken bir gece kamplamak çok güzel oldu. Tabii doğduğu yer bulmak, kim zaman çekmek güzel. Ağacının gölgesindeyim. Nasıl, lezzetli mi? Çok güzel aşkım. Çok harika. Yağmalayın. Bol vitaminle. Tam tuttu hepsini. Evet. Bunlar durdukça siyahlaşacak değil mi? Yok, bu beyaz tut aşkım. Yok, beyaz şey, karadut bu. Karadut. Ya hafif böyle karadut derken şey oluyor. Şöyle mor. Ha. Koyulaşacak o zaman biraz daha. Ama yumuşak yumuşak. Şu an tam olmuş ama tam kıvamında. Tadı yerinde. Ben direkt sapıyla yiyorum zaten. Afiyet olsun. Mis gibi toprak koktu. Evet ya. Kamplardaki en sevdiğimiz aktivite kampları sulamak. Çok seviyoruz. Suyla oynamayı da çok seviyoruz ama az mı kamp suladık Güngör? Çok suladık aşkım. Gittiğimiz bütün kampları suluyorduk. Hatta hatırlıyor musun? Kapadokya'da Mehmet amca bundan sonra günde 3 kere dedi. Kendi çadırımı bırak. Herkesin çadırının önüne kadar gidiyordum, suluyordum. Gönlümüz sulamacı. Işıkları açtılar. Ne güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Ambiyans çok güzel oldu. Biraz da buranın keyfini sürelim ya. Ha? Evet. Arkaya şimdi bir şey yapıyorlar. Ateş yakmak için yer yapıyorlar. Kamp ateşi yakacaklar. Kamp ateşini bile özledik, uzun zamandır görmedik ha. Doğru. Güneşi batırıyoruz artık. Evet, bir gün daha batır. Evet ya. Nereden nereye? Eğer annemle teyzemin bu buluşması olmasaydı biz de şu anda burada olmayacaktık tabii. Soruyorsunuz da zaten. Hani kamplar bu sene nasıl olacak? Gidelim mi, gitmeyelim mi? Çok korkuyoruz falan. Çok haklısınız çünkü biz de aynı endişeleri taşıyoruz. Biz de korkuyoruz. Buraya da gelmeden önce telefonla konuştuk zaten. Hani biri var mı, yok mu? Ona göre planlayalım, tarih planlayalım gerekirse diye. Ve hani çok kalabalık değil, ortak alanları da biz hiçbir şekilde bu kampta kullanmıyoruz. Zaten bir gece kalacağız, bir gece iki gün toplamda vakit geçiriyoruz. O yüzden hiç de ortak alan kullanmadan kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Ama tabii hani bundan sonra biliyorsunuz artık aracı yapmaya başlayacağız. Önce bir maket mi yapacaksın Güngör? Bir modelleme yapayım tane. Bir modelleme. Uzun şeyler. Evet. Ocakla evi nasıl sığdıracağız? Günlerdir onu planlıyoruz çünkü. Ocakla evi nasıl sığacağız diye. Yarım santimin bile bu tip mini araçlarda, mini kamp araçlarında dönüştürecekseniz inanılmaz önemi var. Kesinlikle. Şöyle hepsini şöyle 5 santim daha büyük yapsalar bu çok güzel olur. Kesinlikle çok rahat olacak. Güngör'ün büyük sıkıntısı. Serbide bir sürü kuş var. Çok güzel. Evet, bir sürü serçe. Evet.
Nasıl bir kuş Güngör'cüğüm bu, bildiğin miyavlıyor ya. Evet, miyavlıyor gibi, evet. Yeşil ses çıkartıyor. Vallahi öyle. Depo gerçekten. Şimdi artık yavaş yavaş yatak moduna geçiyoruz. Küçük çadırımızı getirdik. Şimdi arabadaki eşyaları çadırın içine koyacağız ve bu haliyle önce bir arabada yatmayı deneyeceğiz. Ben bu ışığı kapatacağım bir süre sonra. Tamam. Bizim ışığımız var Onlar iyi tutacak mı dersin şimdi o tülü? Tabii ki. Hepsi niye tutulmadı aşkım? Hazırız galiba Güngör artık. Yatağımız hazır. Hadi bakalım. O zaman bize iyi geceler. Yarın iyi görüşürüz. Geceler. Fikrimizi de söyleyeceğiz. Günaydın aşkım. Günaydın. Güneş tam gözüme giriyor şurada. Yani buraları karartılmış olması lazım demeye çalışıyorum. Nasıldı? Aslında giriş o kadar güzel. Ama sadece tek sıkıntı. Bu yatırdığımız yerdeki şey yükseklik farkından dolayı şimdi belinde rahat yatılamıyor. Yani altına bir tane bir baza olursa zemin düzlemek için 15 santim fark var Güngör'cüm. Koltuğu yatırıyorsun ya arkadaki. Koltuğun başıyla alttaki bagajdaki düz zemin arasında 15 santim var. Dolayısıyla böyle tatlı bir eğim oluyor ama benim de belim biraz orayı doldurduk yani. Şu polarlarla falan doldurduk orayı. İşte ben onu şunu diyorum işte bak şu an normalde şu ek yerinden dolayı bak şöyle oluyor. Şöyle. Aynen. Bu böyle değil. Şu yukarı şöyle kaldırdığın zaman güzelce. Ya da evet. Şöyle kaldıracağım yine. Evet. O zaman sıkıntı kalkacak. İş çok rahat. Şurası geniş geniş. Kolay böyle yatıyor. Evet, kapıların orası bayağı geniş. Bak burası 115 demiştik ama orası 140'a geliyor gerçekten. İçeri doğru geliş gider. Bu kadar yayılarak yatacağımı tahmin etmemiştim şahsen. Evet. Böyle de gerilebiliyor. Evet. 1.80 oldu değil mi bu şekilde? Evet, böyle şey, senin tepen 1.80'e geçik, orası 1.85 falan. Tabii. Benim tarafım 1.80. Olur. Ama kolları çıkartıp da yatırırsak orası biraz daha uzayacak. O zaman full yatmış oluyor. Daha uzat uzun da biliyor. Benimki full yatmıyor mu? Yine bir tık daha fazla yatıyor. Evet. Benim işim bitti.
Ön taraf tamam, kıyafetler tamam. Sen ne alemdesin? Az bir şey kaldı. Senin de bitti artık herhalde. Bir çadır. Tamam. Temas masajı sorusu. Böyle ellerini şöyle sıkarsanız. Videoda çekeyim mi? Bastım. Tamam. Karı koca. Süper. Ha? Ortaya da yazmıyor. Tamam. Süper oldu valla. Evet. Buraya da şöyle hatıramızı bıraktık karı koca. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Hacer, güler yüzün için çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladın bizi. Umuyorum güzel konukların olsun. İnşallah. Güzel bir yaz olsun. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda yine bizim de Bodrum'umuz, Bodrum'a yolumuz düşsün, tekrar görüşelim. Düşecek yolunuz inşallah buraya düşer yine. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler her şey için. Onur duyduk. Çok sağ olun. Hazırız artık gün gördüm. Tamam, gidelim artık. Hadi bakalım. Buyurun. Sağ olun.